Merhaba. Sabahları yatağınızı yapmanın ne faydası var? Hayatta küçük şeylerin fark yaratabildiğine inanıyorsanız meselemiz yok. Birazdan anlatacaklarımı onaylayacaksınız. Yok ne alakası var kardeşim diyorsanız farklı bir yoldayız demektir. Sabahları yatağımı düzeltmek bende farklı duygular uyandırıyor. Bir de bunun üzerine internette videoya rastlayınca işler değişti. Bakın bu kim? Amiral McRaven. Usama Bin Laden'i yakalayan Amerikan SEAL ekibinin komutanı. Texas Üniversitesi'nin 2014 yılındaki mezuniyet konuşmasından derledim bu bilgileri size. Kişisel tecrübelerimle beraber. Bozkurt işareti şu anlama geliyor. Texas Üniversitesi'nin futbol takımı uzun boynuzlardan. Ben bir Navy SEAL değilim ama ortak bir noktamız var Amiral McRaven'la ilgili. Yatak düzeltmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. İnsanın kişisel disiplininin başarıya ulaşımda önemli basamaklardan birisi olduğuna inanıyorum. Bizde de biliyorsunuz özel kuvvetlerin bir sloganı var. Zoru başarırız, imkansız zaman alır diye. Evet, ben Heybeliada Deniz Sesi'nde okudum. Yani bir askeri okul geçmişim var. Onun için yatağın yapılması benim açımdan oldukça önemli bilgilerden bir tanesi. Öyle sadece pikeyi ya da battaniye üstüne at o şekilde olmaz. Jilet gibi olması lazım. Çünkü pikeyi kaldırıp bakarlar. O yüzden dağınık ve kötü bir yatak bıraktığımda kendimi kötü hissediyorum. Bu duyguyu yaşamaktansa yatağımı yapmayı tercih ederim. Bunun önemi şu. Güne başlangıç, ilk görev ve ilk başarı demek. Artık bundan sonra gününüze daha rahat, daha güvenli bir şekilde başlama şansına sahipsiniz. Basit bir şey değil. Biliyorum, zor, disiplin gerekiyor ama 3-5 dakikalık bir eylem. İlk görev, ilk başarı. Dediğim gibi güne pozitif başlamanın önemli yollarından bir tanesi. Spor da yapabilirsiniz, ibadet de edebilirsiniz, hiç sorun değil. Ama artık önünüzde kazanabileceğiniz bir gün var. Sabaha kazanırsanız günü de kazanabilirsiniz. Biliyorsunuz büyük zaferler küçük savaşlardan elde edilen başarılarla ortaya konuluyor. Dolayısıyla biz de küçük savaşlardan elde ettiğimiz zaferlerle güne başlayabiliriz. İyi yönlerinizi, meziyetlerinizi alışkanlık haline dönüştürürseniz o zaman güçlü bir karaktere sahip olabilirsiniz. Eğer yatağımı akşam bozuk bulursam o zaman moralim bozulabilir. Dolayısıyla hiç ilerlememiş gibi hissederim kendimi. Yani bıraktığım yatakla akşam karşı karşıya kalıyorum. Ama eşinizle beraber ya da çocuklarınızla beraber yatağınızı düzelttiğiniz zaman onlarla beraber yaptığınız bu eylem hem mutluluğunuzu artırır hem de bir alışkanlık ve paylaşılan bir deneyim olarak yararlı olabilir. İlk pozitif başlangıç dediğim gibi önemli. Düzgün bir yatakla mı karşılaşmak istersiniz akşam yoksa bozuk bir yatakla mı? Tercih sizin. Dediğim gibi iyi yönlerinizi ve meziyetlerinizi alışkanlık haline dönüştürdüğünüz zaman karakteriniz güçlenir. Ben bunun son derece önemli bir laf olduğuna inanıyorum. O yüzden bir kez daha burada tekrar ediyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşça kalın.